WhatsApp'taki fotoğrafları getirecekler Facebook'a, buraya şuraya verecekler. Belki türlü türlü kötülükler olacak, türlü türlü şeyler olacak. Onun için kapatmayı düşünüyorum. 1 Şubat'a kadar yolu var. O zaman ya topluca telefon kullanmayacağız, sosyal medya kullanmayacağız ya da buna alışmak zorundayız yani. Siz kullanmaya devam edeceksiniz. Evet, ben devam edeceğim. Yani, tabii hani etrafındaki insanlar farklı uygulamalara geçtiği için onları da indirdim. Ama WhatsApp'ı şu anlık ben kullanmaya devam edeceğim sonra. Ben de kullanmaya devam edeceğim elbette. Neden kullanmayayım ki? Yani sonuçta zaten daha önce de bu bilgilerimiz güvenli değildi. WhatsApp'ta yine sızdırılıyordu ama hani böyle bir sözleşme ortaya çıkmamıştı. O yüzden hala aynı kullanılabilir bence. İnsanlar çok abartıyor. Zaten kimsenin de o kadar özel bir bilgisi olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Benim yok yani. Sen benim açımdan hiç sıkıntı yok, ben kullanırım. Hepsinde erişebiliyorlar, Telegram'da da öyle. Hepsine çok rahatça girebiliyorlar, o yüzden bence gerek yok. Zaten siz kullanmaya devam edeceksiniz. Evet, kullanacağım, kullanıyorum zaten. Silmem yani, çok da gerekli bir şey değil. Sözleşmeyi onayladınız mı siz? Yok, onaylamadım. WhatsApp kapanacak mı? Bir sözleşmeyi dayatıyor kullanıcısına. Diyor ki ya sözleşmeyi kabul et ya da uygulamayı bırak. Bırak kapatsınlar WhatsApp'ı ya, millet bir rahat nefes alsın. Bırakacağım tabii, eskiden WhatsApp vardı, eskiden ne güzel hayat vardı, dostluk vardı, eşlik vardı, her şey vardı. Yani WhatsApp'ın yapmış olduğu uygulama tamamen kendisiyle alakalıdır. Kimseye bir şey sorarak bir şey yapmak zorunda değil. Ha, kullanmak istemeyenler, kendinden çekinenler, bilgilerin sızmasını istemeyenler bu uygulamayı kullanmazlar. İstedikleri uygulamayı kullanabilirler yani. Bu gayet doğal bir şeydir. WhatsApp uygulaması gibi, şimdi aynı şirkete tabi olan uygulamalara bakalım. Instagram'dan çıkıyorsunuz, WhatsApp'a gidiyorsunuz. WhatsApp'a gidiyorsunuz, Facebook'a giriyorsunuz. Bunların hepsi aynı şirketin ürünleri. Ve bir şekilde siz ne yaparsanız yapın, Snapchat'te yanılmıyorsam bu uygulamalardan birisidir. Ne yaparsanız yapın, hangi uygulamayı kullanırsanız kullanın, bir şekilde bunların elindesiniz. Ha, şunu diyebilirsiniz, herhangi bunun dışındaki bir uygulama sizin bunların elinizden kaçıp özgür olmanızı sağlayacak mı? Hayır. Dijital çağda her şeyiniz kayıt altında, her şeyiniz takip altında. George Orwell'ın 1984 kitabında bahsettiği Big Brother, yani Büyük Birader sizi her zaman izliyor, her türlü izliyor, kayıt altında tutuyor zaten. Önemli olan burada şu: kayıt altına aldığı bilgilerinizi ne için kullandığı, ne zaman kullandığı, sizi nasıl etkileyeceği bu kullanmanın. Biz de bu aşamada bize dayatılan bu kültürden vazgeçmemiz gerektiğine inanıyorum. Vazgeçelim, milli ve yerli sermayenin ürünü olan, en azından bizim bilgilerimiz bir şekilde bir yere servis edilecekse de ülkemiz için de bir yere servis edilmiş olsun. Milli menfaatlerimiz doğrultusunda kullanılmış olsun. Bu kanaatteyim ve vazgeçiyorum. Şimdi üçüncü uyarıları alıyorum WhatsApp'tan, bununla ilgili kabul ediyor musun, etmiyor musun diye. Üçünden de reddettim. Zaten Telegram'ı da yaklaşık 7-8 aydır aktif olarak kullanıyorum. Şimdi WhatsApp bunu kendi aleyhine kullanıyor, haberi yok ama. Şimdi dün Telegram'dan ne kadar gelmediyse 100 tane bildirim geldi. Yeni yeni arkadaşlar Telegram'a katılıyor. Bu ne demek oluyor? WhatsApp kendi güvenliğini kaybetti. Millet Telegram'a geçiş yapıyor. Bu da maddi manevi WhatsApp'a zarar veriyor. WhatsApp kendi ayağına sıktı, haberi yok. Öyle diyelim size. Şimdi insanlar arasındaki ilişkiler, konuşmalar, mesajlaşmalar, bunlar insanların içerisindeki mahremdir aslında. Bir insanın evinin içini nasıl gözetleyemiyorsan, insanların kişisel mesajlaşmalarını da o şekilde izleyemezsiniz. Bugün benim evime dışarıdan biri bakabilir mi? Hayır, bakamaz. Bu bir gözlemcilik olur. İnsanlar arasındaki konuşmalar da insanların mahremleridir. İnsanlar illa siyaset konuşacak ya da atıyorum cinsel konuşacak diye bir durum, bir kayda söz konusu değil. İnsanlar kendi aralarında dostane, sırdaşla bir konuşma da yapabilir. Onun başkasının duymasını da görmesini de istemezler. Dolayısıyla çok yanlış, çok yerinde olmayan bir karar. Evet. Kendisi bile izlemesin, görmesin, bilmesin yani. Bilmesine de gerek yok. Bir ülkeden bir tazminat alacak ya da bir ödenek alacak diye bu kadar insanı mağdur edecek, bu kadar insanların hayalleriyle, konuşmalarıyla oynayacak bir durum söz konusu değildir. Daha fazla kazanacağım diye daha fazla kaybedecek, haberi yok yani. Siz bu sözleşmeyi kabul etmeyeceksiniz. Hayır, kesinlikle. Herhalde kapatacaksınız. Yani bu şekilde geri adım atılmazsa eğer WhatsApp tarafından illaki silinecektir. Öyle niye paylaşım yapıyorlar? Face ile karıştırıyorlar öbürlerle. Evet. Yani kimse de kabul etmez. Hı-hı. Niye paylaşıyorlar? Paylaşmasınlar. Kullanmayacak mısınız o zaman? Hayır, kullanmayacağız kesinlikle. Biz kullanıyoruz ulaşım dilinde. Ben kullanmıyorum. Girdik biz. Kullanıyoruz. Devlet ne verdiyse başımız üstüne. Aynen. Ya şöyle, bilgilerimiz zaten her yerde var. Yani her uygulamayı indiriyoruz, zırt pırt indiriyoruz. Yani bir WhatsApp almış adam zaten söylüyor alacağımı, diğerleri söylemeden alıyor yani. Siz uygulamayı kullanacaksınız o zaman. Yani ben kullanmaya devam edeceğim. Sizin için bu noktada bir sıkıntı yok. Şu an görünmüyor. Yani
diğer uygulamalar ne kadar güvenli? Hani bilemiyoruz ki zaten. Bizim bilgilerimize ihtiyacı yok, ben öyle düşünüyorum. Daha çok kendi algoritması için. Çünkü Facebook üzerinden reklam çıktığı için, hani artık dijital reklamlardan dolayı onun için aldığını düşünüyorum. Daha çok hani insanları tanımak adına. Çünkü insanların hareketlerini bildiği için insanlar neyle ilgilendiğini ona göre insanların karşısında ilgili reklamlar çıkmaya çalışıyor. Ben açıkçası onun için aldığını düşünüyorum ama ben hala sözleşmeyi kabul etmemişim yani. Peki kabul edecek misiniz? Valla etmeyeceğim. Bakalım, zaten Telegram kullanıyoruz. Hani alternatifler var ama dediğim gibi hangisi güvenli bilemezsin. Yani. Peki Avrupa'dan istemeyip sadece Türkiye'de istemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla biraz da artık Türkiye'nin tepkisini ortaya koyması lazım. Yani çünkü ne kadar yumuşak olursanız onlar sizden daha fazla şey isteyecektir. Ya bildiğim kadarıyla zaten 2016'dan beri bu şeydi, birçoğumuzdan bunu sorarak verilerimizi alıp satıyordu. Bundan sonra da alıp satarsa da çok bir şey değişmeyecek. Çünkü hiçbirimiz bir devleti yıkmaya yönelik planlamaları WhatsApp'ta yapmayız. Ya da ne bileyim ihale, fesat karıştırma, hani bunların hiçbirini WhatsApp'ta yapmıyoruz. Ya da gündelik hayatta yapan biri varsa onlar tedirgin olabilirler. WhatsApp verileri satmaya devam ediyorsa da etsin. Yani çok bir şeye gerek yok. Muhtemelen geriye adım da atacak. Öyle de konuşuluyor. Ne olacak bilmiyorum. Diğer uygulamalara yöneldik. Şimdi şöyle bir şey var. Avrupa'da belirli standartlarda olan bir ülkedir yani. Kendine has standartları var. Hani bizim çok üstümüzde standartlarda yaşıyor adamlar. Rahattırlar. Böyle şeylere de dikkat edirler. Bizim için çok önemli değil. Bizim önümüze ne koysalar biz kabul ediyoruz. Bir hafta 10 gün sonra da o kabul ettiğimiz şeylerle ilgili hani herhangi bir şey aklımıza dahi gelmiyor. Yani geçiyor. Bir hafta 10 gün sonra bu unutulur muhtemelen. WhatsApp veri almış, veri satmış. Peki kimse sizin... bunu konuşmaz bence.